İslamiyetin en önemli şiarından bir tanesi de namaza davet eden ezan-ı Muhammedidir. Ezanın İslamiyet'teki yeri çok büyüktür. Bu bakımdan İslam akidesini, İslam inancının temel prensiplerini esasını ihtiva eden cümlelerle müminler Allah'a ibadet ve kulluğa davet edildikleri bu ezan ile uyarılmakta, ikaz edilmektedirler. Dolayısıyla İslamiyet'in sesidir ezan. Onun için inkarcılar İslamiyet'e olan tahammülsüzlüklerini ezana karşı gösterdikleri tepkiyle ortaya koyarlar. Ayet-i Kerime'de bu husus çok açık bir şekilde ifade edilmiştir. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ nâdeytum ilâs salâti ha huzuvan ve la'ibâ. Zâlike bi ennehum la Cenab-ı Hak buyuruyor ki, siz namaza davet ettiğiniz, nida ettiğiniz, çağırdığınız zaman, seslendiğiniz zaman, yani ezan okuduğunuz zaman, اِتَّخَذُوهَا ve وَلَعِبًا sizin namazınızı ve ezanınızı eğlence ve alay konusu yaparlar buyuruyor Cenab-ı Hak. Allah korusun. İnkarcılar, İslamiyete karşı olan kimseler ezan-ı Muhammedi'yi duydukları zaman ona karşı nefretlerini ifade edecek sözler kullanır ve onu istihkar etmek, ona hakaret etmek isterler. zâlike bi ennehum kavmun la Bu onların bu meselenin aslını, esasını anlayamamalarından, akılsızlıklarından kaynaklanmaktadır. Ezanın, namazın, Allah'a kulluğun, ubudiyetin ne olduğunu bilmedikleri ve anlayamadıkları için böyle yapıyorlar. Yoksa onların ezanı Muhammediye hakaret etmek değil, ona ellerinden gelen güçlerinin yettiği en ileri seviyede hürmet ve tazim göstermeleri icap ederdi. Akıl bunu icap eder, bunu gerektirirdi. Ama onlar akılsızca hareket ettikleri için böyle mantıksız ve şuursuz davranışlar tevessül ettiler. Kul ya ehlel kitabi hel tenkimun minna illa en amanna billahi ve ma unzile ileyna ve ma unzile min qablu ve en ekserakum <laughs> fasikun. Cenabı Hak yine ehli kitaba, Yahudi ve Hristiyanlara hitap ediyor Cenab-ı Hak. Onlara hitaben Cenab-ı Hak buyuruyor ki Peygamber Efendimiz'e söyle Ey ehli kitap Ey kitap ehli Hel tenkimune minna illa an amennâ billahi siz bizimle alay etmiyor, bizi ayıplamıyorsunuz ancak bizim Allah'a imanımızı, Allah'a olan inancımızı alay konusu ve onu ayıplama mevzu halinde haline getiriyorsunuz. Öyle düşünüyorsunuz. Ve ma unzile ileyna ve ma unzile min kablu. Ve aynı zamanda bizim bize indirilen Kur'an-ı Kerim'e ve bizden önceki kitaplara inanmamızı siz ayıplama konusu yapıyorsunuz. Sanki bütün bu özelliklerimiz bizim ayıplanması gereken bir takım hususiyetlermiş gibi göstermek istiyorsunuz. Sizin yaptığınız bundan başka bir şey değildir buyuruyor Cenab-ı Hak. Ve enne ekser okum felsikun. Ve siz bunu fasık olduğunuz için, fasık olduğunuz Allah'ın emirlerine karşı, Cenab-ı Hakk'ın buyruklarına karşı, isyankar olduğunuz için asi olduğunuz için bunu bu şekilde yapıyorsunuz. Bizimle alay ediyor, bizim ibadetimizi, bizim inancımızı ayıplama mevzuu telakki ediyorsunuz. Onu hakaret edilmesi gereken bir konu gibi düşünüyorsunuz buyuruyor Cenabı Hak. Aklınız başınızda olsaydı bunu bu şekilde yapmazdınız. Cenab-ı Hak buyuruyor ki قُلْ هَلْ اُنَبِّئُكُمْ بِشَرِّمْ مِنْ ذَٰلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللّٰهِ Yine Peygamber Efendimiz'e hitaben Cenab-ı Hak onlara söyle buyuruyor Cenab-ı Hak. هَلْ اُنَبِّئُكُمْ Size bildireyim mi? بِشَرِّمْ مِنْ ذَٰلِكَ Bundan daha kötüsünü مَثُوبَةً عِنْدَ اللّٰهِ Allah katında cezası itibariyle göreceği karşılık bakımından daha kötü olan bir şey size söyleyeyim mi? Haber vereyim mi? Mesube kelimesi aslında sevap ve mükafat manasına geliyor. Ama burada Cenab-ı Hak burada tehekkümen onlara hakaret olsun diye Cenab-ı Hak onların bu inancındaki, onların bu tavrındaki, bu hareket tarzındaki bozukluğu göstermek için Cenab-ı Hak onlara Cenab-ı Zülcelal Hazretleri aşağılayıcı bir ifade ile Öyle buyuruyor. Bu karşılık bakımından göreceği ceza bakımından bundan daha kötü olan bir durumu size haber vereyim mi buyuruyor Cenab-ı Hak. Men ve gadibe aleyhi ve ce'ale minhumul kiradete vel khanazira ve abedet tağut ulaike şerrum mekanen ve adallu an sevai sebil <laughs> Cenab-ı Hak buyuruyor ki ayeti kerimede bu daha kötü olan akıbet şudur. Men le'anehullahu. Allah'ın lanet ettiği kimseler. Ve gadibe aleyhi kendisine gadab ettiği. Gazabı ilahiye uğrayan. Allah'ın gazabına müstahak olan kimseler. Ve ce'ale minhumul kiradete vel khanazira. Ve bundan dolayı da Allah'ın kendilerini maymun haline getirdiği. Haşa domuzlaştırdığı Kimseler bunlardan çok daha kötüdür Allahü Teala ve Tekadis Hazretleri işte Cenab-ı Zülcan Hazretleri bu durumda bulunan kimseler Allah'ın emrine karşı gelerek isyan eden kimselere Cenab-ı Hak daha dünyadayken bir takım bela ve musibetler göndermiştir laneti ilahiye uğramanın Allah'ın lanetine çarptırılmış olmanın cezasını daha dünyadayken çekmişler ve abedet tağut ve bunlar işte şeytana tapmışlar. Şeytanın ihvalarına, onun telkinlerine kulak vermişler. Onun yolunda gitmişlerdir. Bunun neticesi olarak da Allah'ın lanetine uğramış, gazabı ilahiye müstahak olmuş ve ondan sonra da Cenab-ı Hak tarafından maymun ve domuz haline getirilmiş kimselerdir. İşte bunların hali çok daha kötüdür buyuruyor Cenab-ı Hak. Ülaike şerrum mekanen. Bunların durumu ve yeri çok daha kötüdür. Ve edallu an seva isebil. Ve bunlar doğru yoldan, Allah'ın razı olduğu yoldan tamamen sapıtmışlardır onlar. Allahü Teala ve Tekaddes Hazretleri siz imanlı kimselerin inancını alay konusu yapıyorsunuz. Aslında sizin sülalenizden, ecdadınızdan Öyle insanlar geldi. Öyle azgın, öyle isyankar kimseler geçti ki Cenab-ı Zülcelal Hazretleri o şeytana tapan, o Allah'a isyan yolunda çok aşırılıklar yapan o kimseleri Cenab-ı Hak lanetine uğrattı. Gazabı ilahiye müstahak oldular ve onlar maymun ve domuz haline döndürüldüler. O hale getirildiler Allah tarafından o kadar çirkinleştirildiler ve dünyadayken böyle bir musibetle karşı karşıya kaldılar buyuruyor. Onların halini siz düşünün. İşte onların durumu aslında çok daha kötüdür buyuruyor Cenab-ı Hak. Ve izâ câûkum kâlu Yahudilerin münafık olanları. Dünyevi bir takım menfaatler sağlamak maksadıyla size gelip biz iman ettik diyorlar. Ve girdiler küfürle ve onlar çıktılar da. Aslında onlar senin yanına kafir olarak girdiler ve yine münkir olarak kafir olarak huzurundan çıktılar. Onlar ne gelirken ne de senin yanından ayrılırken iman etmiş değillerdir. Hiçbir zaman onlar inanmadılar. Ama bir takım dünyevi menfaatler sağlamak, yararlar elde etmek maksadıyla mümin gibi görünmek istediler. Müslüman gibi görünmek istediler. Aslında onların kalplerine iman girmiş değil de buyuruyor Cenab-ı Hak. Ve kad dehalu bil küfri küfürle girdiler huzuruna ve hum kad yine o küfürle senin huzurundan çıktılar. İnkarla geldi, inkarla gittiler buyuruyor Cenab-ı Hak. Vallahu a'lemu bima yektumun onların kalplerinde, gönüllerinde gizledikleri inkar ve küfrü, İslamiyet'e duydukları düşmanlık hissini Cenab-ı Hak çok iyi bilmektedir. Allahü Teala bundan haberdardır. Ve tera kesiran minhum yusari'une fil ismi vel udvani ve suht. Onlardan çoğunu sen görürsün. Onlar küfürde adeta yarışıyorlar. Küfre ve inkara koşuyorlar. Ve Müslümanlara düşmanlık yolunda bulunuyorlar. Ve haram yemekte de ayrıca birbiriyle adeta yarışıyorlar. Ona koşarcasına büyük bir tehalük arzu ve istekle harama gidiyor onlar. Allah'ın yasakladığı, Cenab-ı Hakk'ın haram kıldığı şeylere talip oluyorlar. Lebi ise mekanu yamelun. Onların yaptıkları ne kadar kötüdür. Onların gittikleri yol, yaptıkları iş ne kadar berbat ve kötüdür buyuruyor Cenab-ı Hak. Allah korusun. Bütün işleri küfür, isyan ve zulüm, günah işliyorlar. Yüseriyûne fil ismi vel udvâni. Günah ve düşmanlık konusunda Aşırılık ve taşkınlık konusunda adeta birbiriyle yarışıyorlar. Ve haram yeme konusunda da, rüşvet yeme konusunda, yetim malı yeme konusunda, haksız iktisap konusunda da adeta birbiriyle yarışır halde bulunuyorlar. Onların bu yaptıkları ne kadar kötüdür. İşte insanların zaman zaman sosyal hayat içerisinde karşılaştıkları ve kendileri için, munsif insanlar için, Allah yolunda bulunan, helal ve haramın ne olduğunu bilen, kul hakkından anlayan ve ona değer veren kimselerin gönlünü yaralayan bir takım sosyal hastalıklar, insanların içtimai hayat içerisinde gösterdikleri çarpıklıklar vesairelerin hepsini onlar irtikab ediyorlar. Ve dolayısıyla işte bu yapılanlar ne kadar kötü ve çirkin işlerdir buyuruyor Cenab-ı Hak. Sonunda tabi bütün bunlar gazabı ilahiye sebep oluyor. Dünyada da bir takım musibetlerin insanları perişan etmesine yol açıyor. Levla <lâ> yenha humur rabbaniyun vel ahbaru an kavlihimul isme ve eklihimus <-ahvâru> suht. Aklı başında olan, ilimden, irfandan nasibi olan, Allah yolunu bilen helal ve haramı tefrik ederek haklıyla haksızı ayırabilen gerçekleri insanlara anlatma konusunda hayır ile şerri öğretme mevzuunda dirayeti olan ilim adamları vardır hak ve insaf ehli olanlar vardır işte bunların aslında emir bil maruf yapması lazım nehyi anil münker yapması lazım. Yani iyilikleri emretmesi, kötülüklerden insanları engellemesi, vazgeçirmesi lazım. İşte Cenab-ı Zülcelal Hazretleri burada ilim adamlarına ve bu işin manevi sorumluluğunu yüklenmiş olan irşat vazifesini deruhte etmiş, üstlenmiş olan kimselere Cenab-ı Hak sesleniyor. Ve Allahü Teala Hazretleri buyuruyor ki, Levla yenha humur ve İlim adamları, alimler ve dirayet ehli insanlar insanlara gerçeği anlatabilecek durumda olanlar keşke nehyetselerdi. Keşke onları bu yanlış yoldan alıkoysalardı. Ya levla Kadı Vezavi Hazretlerinin de buyurduğu gibi tefsir kitabında mazi fiilin başına geldiği zaman tevbih ifade ediyor. Muzari fiilin başına geldiği zaman yani şimdiki zaman veyahut da geniş zaman manası ifade eden Arapçada buna muzari fiil deniliyor. Bu böyle şimdiki zaman veya geniş zaman manası ifade eden fiillerin başına geldiği zaman levla tahsiz ifade ediyor. Yani teşvik. Keşke böyle yapsalardı manasında. Keşke alimler ikaz etselerdi, nehyetselerdi, alıkoysalardı keşke. An kavlihimul isme onların günah söz söylemelerini Allah'a isyan, isyana sevk edecek telkinlerde bulunmalarını, birbirlerine çirkin sözler söylemelerini keşke engellemiş olsalardı ve eklihimu sırt, ve onların haram yemelerine mani olsalardı keşke. Ya alimler keşke onları bu yanlış yoldan çevirselerdi. Burada Cenab-ı Hak alimlerin bu vazifeyi yapmaları gerektiğini onlara hatırlatıyor Allahü Teala Hazretleri. Tahziz manası olmasına rağmen bunda da bir bakıma tevbih var yani bir kınama var. Cenab-ı Hak onlar bu işi yapmazlarsa sorumluluk yüklenirler. Yapmadıkları takdirde mutlaka indallah mesul olacaklardır buyuruyor Cenab-ı Hak. Allahü Teala ve Tekaddes Hazretleri yine buyuruyor ki Lebi ise mâ yasna Onların yaptıkları şeyler ne kadar kötü, ne kadar çirkindir buyuruyor Cenab-ı Hak. Ne kadar çirkin işler yapıyorlar. Ve kâletil yehudu yedullâhi mağlûle. Haşa ve kella. Yahudiler Cenab-ı Hak için Allahü Teala Hazretleri haşa eli çok sıkıdır. Cenab-ı Hak nimetlerini bize vermiyor, ihsan etmiyor. Haşa Cenab-ı Hak bahildir diyorlar. Yedullahi mevlule Allah'ın eli bağlıdır manasında haşa. Yani burada cimrilikten kinaye olarak. Allah vahildir. Cenab-ı Hak eli çok sıkıdır. Vermez kullarına lütufkar değildir. Cömert değildir demek istiyorlar. Gullet eydihim. Elleri bağlana sıçalar. Allahü Teala ve Tekatas Hazretleri burada bir nevi beddua makamında onları onların adeta elleri kırılası, elleri bağlanası, ellerini kullanamayasıcalar. Ve lu'inu bima kalu. Bu dedikleriyle onlar lanete uğradılar. Allah'ın rahmetinden mahrum kaldılar. Bel yedahu mebsutatani yunfiku keyfe Burada Allahü Teala Hazretleri lutfu ilahisinin Cûd-u Rabbanîsinin ilahi ikramının ne kadar geniş olduğunu ifade için Allahü Teala ve Tekaddes Hazretleri bizim anlayacağımız bir lisan ile Cenab-ı Hak buyuruyor ki bel aksine yedahu mebsutat mebsûta yani onun elleri açıktır Allahü Teala Hazretleri açık eller olmak cömertlikten kinaye tabi burada Haşa el Allahü Teala Hazretlerine el izafe edecek değiliz. Cenab-ı Hakk'ın eli elbette ki olmaz. Ama Allahü Teala ve Tekates Hazretleri bunu kullarına kendi inan ve ihsanının büyüklüğünü ve azametini anlatmak için bu şekilde Cenab-ı Hak beyan buyuruyor. Yün fiku keyfe yeşa. Dilediğini, dilediği şekilde Cenab-ı Hak istediği gibi infak eder kullarına verir. Onun nimet, inan ve ihsanına kimse müdahale edemez. Kimse ona hesap soramaz. kesiran minhum rabbike tuhyanen ve kufra. Bu kafirler, bu münkirler, bu inkarcı kimseler hakkında sana indirilen Kur'an-ı Kerim onların küfrünü ve tuğyanını, onların inkar ve azgınlığını arttırmaktan başka bir şeye yaramaz. Onlar Kur'an-ı Kerim'i duydukça, Kur'an-ı Kerim ayetlerinden bir takım hakikatleri işittikçe ona karşı düşmanlıkları ve tecavüzleri artar buyuruyor Cenab-ı Hak Allah korusun. Ve el kayna beynehumul adavete vel bagdâ ila yevmil kıyamete kadar onların arasına biz her türlü düşmanlık ve husumet duyguları koyduk buyuruyor Cenab-ı Hak. Kullama evkadu naran lil harbi Allahu ve yes'un fil ardı fesada. Onlar her harbi için ateş yaktıkları zaman fitne ve fesat çıkarmak istedikleri zaman Allahü Teala Hazretleri onu söndürür ve onlar yeryüzünde fesat çıkarmak için çalışır, gayret ederler. Vallahu la yuhibbul musidin. Allah fesat çıkaranları sevmez. Allahü Teala ve Tekaddes Hazretleri insanların arasında huzursuzluk ve fesat çıkarmak isteyenleri sevmez. Cenab-ı Hak böylece huzursuzluk kaynağı çıkaran harp ve savaş ateşleri yakan kimselere fırsat vermez. Allahü Teala ve Tekaddes Hazretleri eğer onlara her zaman fırsat vermiş olsaydı yeryüzünde huzur ve ahenk kalmazdı tabiatıyla. Allahü Teala müminlere daima sulhu salahu telkin etmiş. Onlara daima sulh içinde insanları yaşatacak prensipleri telkin etmiştir.